una partita al netto del valore dell'avversario straordinaria, dove abbiamo tirato 24 tiri in porta e concesso 25. 4 tiri agli avversari, dove siamo andati tante volte vicino al gol. La squadra ci ha provato fino alla fine. Io oggi più che mai sono veramente orgoglioso di allenare questi ragazzi, di allenare la Turchia, perché quando vedi che mettono il cuore fino alla fine per vincere una partita, dove abbiamo anche un vantaggio non banale, e vederli anche dispiaciuti a fine partita significa veramente un gruppo che ci darà ancora grandi soddisfazioni in futuro. Şimdi şöyle, baktığınızda maçları genel olarak analiz edeceğimiz zaman 100 dakika içerisinde analiz etmemiz gerekiyor. Muazzam bir performans gösterdi futbolcularımız maçın başından sonuna kadar. Kaleye 24 tane şutumuz var, 25 tane şutumuz var. Rakibe de sadece 4 tane şut fırsatı verdik. Başından sonuna kadar domine ettiğimiz bir maçta böyle bir performans göstermek beni daha da çok gururlandırıyor. Çünkü berabere kalmamıza rağmen soyunma odasına girdiğimizde herkesi üzüntülü gördüğümüzde, yüreğimizi sahaya koyduğumuzu gördüğümüzde gerçekten gururlanıyorum. O yüzden ileride de tabii ki de elimizden geldiğince de bu şekilde devam etmeye gayret edeceğiz. The question Che lezione traiamo da questa was, partita? what type of lessons we have to take from this match that we played dominantly from the and we in the future for the opponents that we will have that will be also physicals, what type of lessons we have to learn about it. And the coach said usually we need to analyze the matches during the 100 minutes of the match. And we can say that today we had an amazing performance throughout the match from the beginning to the end. And we dominated the match. And I can see that I can be more proud of my players when we put our hearts on the field and we come back with a draw like this. And they are all sad. It means that we have to be proud of them. And of course, in the future, we will do our best to get the results that we want. Murat Türker, İnspor. Hakan Çalhanoğlu'nun devre arasında oyunda alınması taktiksel bir tercih miydi yoksa herhangi bir sakatlığı var mı? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Ci auguriamo che possa recuperare per la prossima partita. Yani Hakan'ı sağdan almak gerçekten çok zor. Yani herhangi bir dünyanın bir takımına koyun, hiçbir şekilde çıkartmak istemezsiniz. Yani domine eden bir futbolcu o pozisyonda. Sadece ufak bir sakatlık oluştu. O yüzden dolayı çıkartmak zorundayız. They asked about Hakan Çalhanoğlu after the first half we took him out and is it something tactical or an injury? And the coach said taking out Hakan in whichever team he plays, it's the most difficult thing to do in football because he is a dominant player that can change the balance of the team and we took him out due to an injury and not tactically speaking. Ah, si sono preoccupato, no? Allora, bisogna essere realisti. Ovviamente per come abbiamo giocato, per come abbiamo interpretato la partita, per l'ambiente che c'era, volevamo festeggiare oggi con una giornata d'anticipo, sarebbe stato un trionfo e ci siamo anche andati vicini. La squadra lo meritava anche per quanto fatto in campo. Poi il calcio è così, quindi accettiamo questo pareggio, sappiamo che abbiamo un vantaggio conquistato nel tempo meritatamente, nelle partite precedenti. E abbiamo le risorse per poter vincere la prossima partita senza fare tanti calcoli. Quindi noi il nostro obiettivo iniziale era quello di arrivare in Serie A, no? In National League A. Siamo a un passo e nel calcio nulla è facile. Şöyle, tabii ki de beraberliğin değerli olabileceğini düşünüyorduk. Ama herhangi bir şekilde negatifliğe yer vermiyoruz. Çünkü gerçekçi olmamız lazım. Böyle bir atmosferde, böyle bir performans gösterdiğimiz maçta tabii ki de bugün galip gelmek isterdik. Ama şunu da söylemek lazım. Avantajımız var. Geçmiş maçlarda verdiğimiz emeklerden dolayı elde ettiğimiz bir avantajımız var ve hedefimiz tabii ki de A Ligi'ne çıkmak. O yüzden hedefimiz doğrultusunda bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Penaltı ile alakalı Ah no, il rigore purtroppo avevo tolto un minuto prima anche Arda, che anche lui è uno che calcia bene. In campo c'era Kerem che è abituato a calciarli.
anche Urcun il calcio, ma in quel caso quando sei a fine partita ci vuole anche grande responsabilità per andare sul dischetto, quindi da parte mia non c'è nessun problema, e i rigori li può sbagliare soltanto chi li calcia. Yani penaltıyla alakalı da şunu söylemek lazım. Bir dakika öncesinde Dani Arda'yı da almıştım oyundan aslında. Baktığınızda Arda da iyi vuruyor. Kerem de biliyorsunuz çok iyi vuruyor. Orkun da kullanabiliyor penaltıları. Ama penaltıları sadece o sorumluluğu elinde tutan ve yüreğini ortaya koyan futbolcular kaçırır. O yüzden bu konuda herhangi bir şey söyleyemem. Sadece tabii ki de bu sorumluluğu aldığı için de kendisini kutluyorum. So, the first question to the coach was about the draw that we spoke yesterday in the press conference, that could be something valuable for us. And the coach said, yes, for the draw, we can say that if we are being realistic in this kind of atmosphere, with this kind of performance that we showed, we wanted to win the match and directly concede our goal to go in the A-League. Of course, we have an advantage that we created in the previous matches, and all the efforts that we did in the past now are becoming an advantage for us. Our first goal, of course, is going to be to go in the A-League, and we will try to do our best also, like we do always in the last match. And then the second question was about the penalty moment. If the coach had any other players in his head, to so that he can take another player for the penalty kick. And the coach said, look, 1 minute before of the penalty, we took out Arda. He also can shoot very well. Also, Orkun can use the penalties very well, but also Kerem can do the best possible on the penalties. And he missed the penalty, but only the players that have the responsibility and the heart to go on the penalty spot can miss the penalty. So we cannot say anything bad about him at all. Öncelikle teşekkür ediyorum. Niçin derseniz, bu statta hocayla yaptığımız ilk görüşmede, röportajda en iyisini başarmak için buradayım demişti. O sözün büyük ölçüde yerine geldiğini düşünüyorum. İnşallah tamamlandığını da görmek isteriz. Fakat bugün kritik bir soru arkadaşımdan geldi. Yani grubun en iyi savunma yapan takımına karşı mücadele ettik. Savunma futbolunun en iyi oynayan Galler'le karşı karşıyaydık. Bu tür rakiplerle karşılaştığımızda, inşallah A Ligi'ne yükseldiğimizde, bu tür duvarları nasıl aşacağız? Kafasında nasıl bir çözüm yolu var? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Ma non, il calcio per certi aspetti è abbastanza leggibile. Abbiamo una squadra che si difende bene, una squadra di qualità, giocatori importanti che giocano in Premier, che sappiamo che probabilmente è il campionato più difficile perché ci vuole sia tecnica che fisico, e loro l'hanno dimostrato. Abbiamo tirato 24 volte in porta, penso che sia difficile fare meglio. Di questi tiri tanti sono stati anche occasioni importanti. Devi sbloccare le partite quando ti capita l'occasione. Non sempre puoi creare così tanto, anzi mi accontenterei anche della metà, ma essere più efficace. 25 yani aslında şöyle söylemek lazım. Futbolun bazı enstantanelerde okunabilir, kolay bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Kaliteli bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Premier Lig'de oynayan bazı futbolcuları var. Biliyorsunuz ki fiziksel gücü yüksek bir rakipti. Her şeye rağmen 25 tane şutumuz var. Yani o yüzden sadece golü atamadık. Gol atsaydık çok başka konuşacaktık burada. Ama dediğim gibi bu endeksleri kontrol ettiğimizde gerçekten okunabilir bir oyun olduğunu söyleyebilirim. So the question for the coach was, you played against a team that defends maybe the best one defensively in the group. What would you like to say for the future when we go to the A-League, that we will face bigger opponents that have this kind of walls, and what are the solutions for you? And the coach said, look, football is a readable game in many, many moments. We played against a quality opponent that have players that plays in the Premier League, and they are physically strong, and even though they have these kind of qualities, we went to shoot 25 times in this match. We just needed a goal, and we would speak differently right now.
So as I said, football is readable, and when you dominate like this, of course you would love to win. Furkan Yıldız Aspor, 86. dakikadaki Arda Güler, Kaan Ayhan değişikliğinde hocanın planı neydi? Bu plan başarılı oldu mu? Teşekkür ederim. Che tipo di piano hai avuto mentre hai fatto questa sostituzione, se ha funzionato? Ma Arda, faccio sempre fatica a togliere dal campo, perché è un giocatore che è geniale, è un giocatore che ha un tempo di gioco più veloce, però non giocava dall'ultima volta del campo, avrà giocato pochissimi minuti e fisicamente non poteva reggere fino alla fine. Cane ci ha dato un po' più di fisicità perché ci eravamo un po' allungati in mezzo al campo dove c'erano più spazi per la fisicità e la velocità avversaria, e infatti abbiamo contenuto bene lì e abbiamo avuto anche l'occasione poi del rigore che non è andata come doveva andare. Yani şöyle söylemek lazım. Arda'yı sağdan almak gerçekten zor bir iş. Hani onu çıkartmak istemezsiniz hiçbir zaman. Çünkü çok dahice oynayan ve hızlı oynayabilen bir futbolcu. O yüzden şunu ele almak lazım. Uzun zamandır devamlı bir şekilde oynamayan bir futbolcumuz. O yüzden fiziksel olarak sonuna kadar devam edemeyeceğinin kanaatini getirmiştim. Kaan'ı da neden oyuna aldım? Çünkü mesafelerin uzadığı, bloklar arasındaki mesafelerin uzadığı bir anda bize fiziksel bir güç kattı. Ve nitekim böyle oldu. Kendi gücüyle orada orta sahayı toparladı. The question was when you changed Arda for Kaan Ayhan, what was your idea and if the idea worked? Because that's taking out Arda is very difficult for every coach because he's a genius player that can play fast with a different timing, and we can only say that because he don't play from a long time continuously, we had to take him out because physically I didn't think that he could have continued the match. Then we put Kaan Ayhan, and it was a moment where all the distances between the blocks were wider and we needed physical strength over there, and as you can see with his physical attributes and everything, he was the one that was gathering the midfield for us, and yeah, that was the idea. Başka soru var mı acaba? Any questions? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.